Değerli velilerimiz merhaba. Ben İbrahim Koç Aslan Ortaokulu'nun psikolojik danışmanı Yunus Emre Karadağ. Bugün sizlerle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Veli Akademileri projesi kapsamında özel eğitim gereksinimli öğrencilerimizin velileri için kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarını konuşacağız. Özel eğitime ihtiyacı olan birey, bireysel ve gelişim özellikleriyle eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren öğrencidir. Burada bir normal dağılım eğrisi adını verdiğimiz grafik görüyorsunuz. Buradaki grafiğe göre şu uçları gösteren kırmızı alanlar normalden farklı olan bireyleri, geri kalan kısmı ise normal bireyleri ifade etmekte. Normal dediğimiz bireyler gelişimleri açısından aşağı yukarı aynı seviyede olan uçlardaki kırmızı alanlardaki bireylerde özel eğitime ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz diğer normal bireylerden eğitimsel, sosyal ya da gelişimsel açıdan farklılık gösteren bireylere verilen isimlendirmedir. Özel eğitim, bireyin gelişiminde uzman tarafından yapılan değerlendirme sonucu yaşıtlarından belirgin düzeyde farklılık olduğu tespit edildiğinde bireyin özel gelişim ve öğrenme ihtiyacına yönelik hazırlanan eğitim programına verilen isimdir. Otizm, işitme kaybı, görme kaybı, işitme ya da görme ile ilişkili bozulma, ortopedik bozukluklar, konuşma ve dil alanı ile ilgili zorluklar, zeka yani bilişsel gelişim alanında yaşanan zorluklar, travmatik beyin hasarı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ya da okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, matematikle ilgili güçlük yani bunların hepsi özel öğrenme güçlüğü adı altında toplanıyor. Ya da konuşma bozukluğu gibi öğrenme alanında yaşanan güçlüklerin tamamına bizler özel eğitim konusu olarak bakıyoruz. Özelde eğitim için eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri söz konusu olmakta. Eğitsel değerlendirme ve tanılama işlemi çocuğun akranlarından farklı olduğunu gözlemleyen ailenin ya da öğretmenlerin girişimiyle başlamaktadır. Bu süreçte ailenin ve öğretmenlerin işbirliği içerisinde öğrenciyi iyi bir şekilde gözlemlemesi çok önemlidir. Aile ve öğretmenlerin işbirliğiyle öğrenci bağlı bulunan rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirilerek burada eğitsel değerlendirilmesinin ve tanılama işleminin yapılması sağlanır. Rehberlik ve araştırma merkezinde öğrencinin yaşadığı sorun tespit edilerek tanı süreci gerçekleştirilir. Yani öğrencinin yaşadığı soruna bir ad konur ve bununla ilgili bir eğitsel tanı raporu oluşturulur. Öğrencinin yaşadığı güçlüğe göre hastanede, evde eğitim, yatılı özel eğitim okullarında ya da gündüzlü özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıfında yarı zamanlı kaynaştırma ya da tam zamanlı kaynaştırma olmak üzere bir takım eğitim türleri var. Bunlar neye göre belirleniyor? Öğrencinin yaşadığı güçlük düzeyine göre belirleniyor. Hastanede eğitim, çocuğu en çok sınırlandıran alan. Tam zamanlı eğitim ise çocuğun en az sınırlandığı alandır. Tam zamanlı kaynaştırma eğitiminde çocuk diğer akranlarıyla birlikte eğitim görür. Ki biz yoğunlukla bu konuyu konuşuyor olacağız. Bir diğer nokta şunu belirtmek isterim. Bazen rehberlik ve araştırma merkezi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi velilerimiz tarafından ne yazık ki karıştırılıyor. Rehberlik ve araştırma merkezi devletin resmi kurumudur. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ise özel olarak çalışan, milli eğitime bağlı olarak çalışırlar fakat özel kuruluşlardır. Rehberlik ve araştırma merkezi çocuğun yaşadığı sorunun tanılanmasında görev alan ana resmi kurumdur. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ise velinin tercihen öğrencisini destek alması için gönderdiği yerlerdir. Dolayısıyla bunun ayrımını yapmak başlangıçta çok ama çok önemli. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitimin adıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve öğretimlerini normal gelişim gösteren akranları ile birlikte
normal sınıflarda sürdürme esasına dayanan destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının amacı çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak, toplum içinde yaşayabilmesini, toplumla bütünleşmesini, uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akranları ile birlikte aynı eğitim ortamlarında karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını olanak sağlanırken, ihtiyaç duydukları destek eğitim hizmetlerinin de sunulması ile öz bakım, günlük yaşam, sosyal, dil ve iletişim alanlarına ait becerilerle akademik ve mesleki alana ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması, eğitim amaçlarının en üst düzeyde gerçekleşmesi yoluyla yaşamlarını bağımsız ve üretken olarak sürdürmeleri hedeflenmektedir. Yani çocuğun güçlüğü göz önünde bulundurulur. Bu güçlüğe yönelik çocuğu geliştirebilecek en üst düzeyde onun becerilerini geliştirebilecek seviyede eğitim verilirken diğer yandan da akranlarından kopmamasını, aynı sınıfta onlarla bütün bir halde eğitimine devam etmesi kaynaştırma ve bütünleştirmenin amacını oluşturur. Kaynaştırma ve bütünleştirmenin önemi, kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının normal öğrencilerin de toplumsal yaşamın birçok alanında karşılaşabilecekleri özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri tanımalarına, anlamalarına ve bireysel farklılıkları daha kolay kavramalarına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin her tür ve kademedeki eğitimlerini destek eğitim hizmetlerinde sağlanarak kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla sürdürmeleri önem arz etmektedir. Yani özel eğitime ihtiyacı olan birey aynı zamanda normal arkadaşlarıyla birlikte hayata adapte olmaya çalışırken, normal bireyler de özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri kendi aralarına alsınlar, toplumda onlarla ilgili farkındalıkları artsın, onlarla birlikte yaşamayı, onlara yardım etmeyi, onları da tıpkı kendileri gibi yaşamsal ve eğitimsel haklarını koruması açısından birlikte yaşamanın önemine vurgu yapılıyor. Kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının bir takım ilkeleri var. Bunlar, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır. Elbette burada çocuğun yaşadığı güçlük önemlidir. Güçlüğün derecesi arttıkça, yani kısıtlayıcı ortam dediğimiz hastane, ev, özel eğitim okulu gibi seçenekler de gündeme gelir. Burada önemli olan şey öğrencinin üstün yararına verilebilecek karardır. Eğer akranlarıyla aynı ortamı paylaşabilecek durumda ise elbette aynı ortamı paylaşması tercih ediliyor. Kaynaştırma özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına, yani öğrencinin ihtiyaçlarına göre planlanır. Karar verme sürecinde aile, okul, eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşmektedir. Yani aile çocuğun eğitimiyle ilgili sürece katkı sağlar. Kaynaştırmaya erken başlamak esastır. Bir sorunu ne kadar erken fark eder, önünü ne kadar erken alabilir ve yardım etmeye, destek vermeye ne kadar erken başlarsak sorunun aşılması ya da aşılması için kademe göstermesi o kadar kolay olacaktır. Her zaman sorunu ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir ama en iyi iyilik haline getirmek, olabildiğince en fazla yararı öğrenciye sağlamak burada esaslardan bir diğeridir. Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esastır. Yani çocuğun bireysel ihtiyaçları göz önüne alınır. Gönüllülük, sevgi, sabır, gayret gerektirmektedir. Eğitim normal insanlarla ve doğal ortamlarda verilir, verilmelidir. Eğitim bireyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencinin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için bireyselleştirilmiş eğitim programı, yani öğrenciye özgü bir eğitim programı hazırlanır. Burada okulda BEP birimi, yani bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi kurulur. Öğrencinin evde, okulda ve toplum içinde neler yapabildiği, öğrencinin isteği veya gereksinimleri, öğrencinin şu anda neler yapabildiği, öğrencinin destek eğitim odasında hangi dersten ne kadar süre destek eğitim alması gerektiğine, öğrencinin ne tür bir destek eğitim hizmetine gereksinim olduğuna, birey için ne tür düzenlemeler yapmak gerektiğine bu BEP program, yani bireyselleştirilmiş eğitim programı içerisinde karar verilir ve bunlar yazılır. Özel eğitim konusunda ailenin tutumu çok önemlidir. Uzman tarafından yapılan değerlendirme sonucu özel eğitim önerildiğinde pek çok aile endişe duymaktadır. Sorun alanının farkında olsun ya da olmasın, aileler için bu kararı duymak oldukça zor ve
kaygı vericidir. Ailelerin en büyük kaygısı özel eğitim raporunun çocuğun ilerideki eğitim ve iş yaşantısını olumsuz etkileme ihtimalidir. Ailelerin aklına gelen birkaç soruya değinecek olursak, rapor almalı mıyım? Bu rapor ile çocuğum etiketlenecek mi? İleride karşısına çıkar mı? Pişman olur muyum? Çocuğum gittiği özel eğitim merkezinde daha ağır çocuklarla, daha ağır güçlük yaşayan çocuklarla birlikte mi eğitim görecek? Onlardan etkilenirse psikolojisi daha kötü mü olur? Askere gidebilir mi? İş sahibi olabilir mi? Evlenebilir mi? Gibi bir takım sorular akla gelmektedir. Çocuğun toplum tarafından etiketlenme ihtimali ise ailelerin bir diğer kaygı alanını oluşturuyor. Pek çok gelişimsel gecikme ya da sorun uygun yaş aralığında desteklendiği takdirde çocuğun işlevselliğini yaşıtlarıyla uygun hale getirmek mümkündür. Bu sebeple çevrenin tutumunu bir kenara bırakıp, yani el alem ne der kaygısından sıyrılıp çocuğun ihtiyacını ön planda tutmak anne babaların yapabileceği en makul davranıştır. Bazen mesela veliler işte özel eğitim merkezinden gelip alacak olan servisle ilgili kaygı yaşayabiliyorlar. O servisin mahalleye, işte yaşanılan yere gelip gitmesi, öğrencinin bir şekilde etiketleneceği kaygısını yaşamak durumunda kalıyorlar. Ama burada öğrencinin oradan aldığı eğitimin faydasını göz önünde bulundurarak bu kararı ona göre vermek gerekiyor. Çocuğun özel eğitim kurumundaki diğer çocuklardan olumsuz etkilenme ihtimali ise ailelerin kafasındaki bir diğer yaygın sorudur. Bu noktada çocuğun özel durumuna uygun şekilde ailenin ve çocuğun beklentilerini karşılayacak uygun bir özel eğitim merkezinin araştırılması önemlidir. Az evvel bahsettiğim gibi özel eğitim merkezleri ailenin tercihinde olup aileler araştırıp istedikleri bir özel eğitim kurumuna, özel eğitim merkezine çocuklarının devam etmesi konusunda seçim özgürlüğüne sahiptir. Özel eğitim alma konusunda gözetilmesi gereken en önemli husus çocuğun yüksek yararıdır. Çocuğun işlevselliğini, becerilerini, eğitim yaşantısını ve akademik başarısını destekleyecek, sosyal alanda ilişki kurmasını sağlayacak bir eğitim desteğinden çocuğu mahrum bırakmak, ailelerin özel eğitim desteği alırken başlangıçta duyduğu kaygıdan çok daha ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatacağım ileride. Diyelim ki çocuğun ayağı kırıldı. Ayağının kullanamayacak bir süre. Bu süre zarfında özel eğitim dediğimiz şey aslında ona koltuk değnekleri vermek ve bir müddet sonra çocuk en iyi şekilde bacağını kullanabildiği seviyeye geldiğinde o koltuk değnekleri gerekirse ondan alınacaktır. Ama bazı çocukların güçlükleri, bazı bacakların kırıkları ne yazık ki ömür boyu sürebilmektedir. Dolayısıyla en az destekle, örneğin iki koltuk değneğiyle değil de bir koltuk değneğiyle yürümesi bile bizim için bir gelişimdir. O yüzden başlangıçta olabildiğince destek alması çok ama çok önemli. Çocuğun gelecekteki iş yaşantısını olumsuz etkileme ihtimali düşünülerek gerekli desteği alamayan çocuk, gelecekte sahip olabileceği iş imkanlarından ya da eğitim desteğinden de yoksun kalabilir. Gelişimsel süreçte ihtiyaçları doğrultusunda uygun eğitimi alamamış çocukların topluma kazandırılması ve kendi başlarına hayatlarını sürdürebilecek beceriler edinmesi oldukça zordur. Bu sebeple özel eğitim desteğinde öncelikli olarak çocuğun şu anki ihtiyacı göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerekmektedir. Yine ayağı kırık çocuk benzetmesi üzerinden yürüyecek olursak, gelecekte yürüyemeyecek diye onun eline eğer koltuk değneklerini vermekten çekinirsek, ayağını kullanabileceği süreye kadar çocuğu daha güç bir duruma mahkum etmiş olacağız. O yüzden mümkün olduğunca erken bir sürede çocuğun destek almasını sağlayıp bu destekle birlikte kendisini geliştirebilmesi adına ailelerin neler yapabiliyor olacağını az sonra konuşacağız. Bununla birlikte çocuğun bir güçlük yaşadığını, normal bireylerden farklı olduğunu fark etmek aileler üzerinde kaygı yaratmaktadır. Bunu şöyle bir şema üzerinden anlatabiliriz. Öncelikle bunu öğrenen aile şok yaşar. Bunun nasıl olabildiğini ve bunun başlarına gelmesiyle ilgili şaşkınlık yaşadıkları bir süreçten geçerler. Daha sonraki süreç inkardır. Sorunu kabullenmeme, görmezden gelme, öyle bir şey olmadığını düşünme gibi bir süreç yaşanır. Bir sonraki süreç kızgınlıktır, öfkedir. Burada eşler birbirini suçlayabilir. İşte
yaşamsal kadere yönelik bir takım suçlamalar olabilir. Burada ailelerde parçalanmalar, boşanma sorunları ortaya çıkabiliyor eşlerin birbiri arasındaki gerilim arttığında. Daha sonraki süreç, bu süreç dolayısıyla kendini suçlu hissetme ve çökkünlük durumu dediğimiz depresyon, yani bu süreçten kendini sorumlu tutma, hayattan zevk alamama, kötü sorunların, bir takım kadere karşı neden bunlar benim başıma geliyor düşünceleriyle birlikte gelen üzüntü ve çökkünlük durumları yaşanabiliyor ki bu ciddi bir durumdur ve kesinlikle bir uzman ruh sağlığı profesyonelinden destek almayı gerektirir. Daha sonra bu süreç aşıldığında kabul etme sürecine geçilir. Aileler durumu kabul etme noktasına gelir ve daha sonraki aşamada entegrasyon, yani duruma uyum sağlama noktasına gelinir. Şimdi bu modelde önemli olan şey, her aile bu modeli sonuna kadar yaşamaz. Bazıları şok aşamasında kalır, bazıları inkar aşamasında kalır ki en çok rastladığımız şey bu. Genelde aileler bir sorun olmadığını, çocuğunun diğer çocuklardan çok farklı olmadığını iddia ederler. Ancak hani gelişimsel olarak bir takım gerilikler vardır, okuma yazmada bir takım güçlükler vardır. Çocuk bazı becerilerde gerçekten zorluk yaşıyor olabilirler. Dolayısıyla bunları değerlendirmek, bu süreçleri hızlıca geçebiliyor olmak önemli. Durumu en iyi şekilde üstesinden gelebilmek için bu süreçte kabullenme ve uyum sağlama ile ilgili sağlıklı bir şekilde yürümesi gerekiyor ki aile çocuğa en çok destek verebileceği süreç duruma uyum sağladığı süreçtir ya da en azından destek aradığı, çocuğu geliştirmeye yönelik bir takım faaliyetlerde bulunduğu süreçtir. Dediğim gibi eğer kızgınlık ya da depresyon sürecinde zaten bir takılma varsa burada kesinlikle profesyonel bir yardım almakta fayda vardır. Bu konuda rehberlik ve araştırma merkezleri, okulunuzdaki psikolojik danışmanlar, yani bizler sizlere yardımcı olmak konusunda elimizden geleni yapacağız. Lütfen o konuda kapımızın açık olduğunu, bizlerden destek alabileceğinizi bilmeniz önemli. Yine belediyeler bununla ilgili hizmet sunmaktalar. Bunu da burada belirtmek isterim. Özel eğitim merkezlerine değinmek istiyorum. Özel eğitim merkezlerinin diğer eğitim kurumlarından ayrılan en önemli özelliği, uygun eğitimci tarafından çocuğa birebir eğitim verilmesi, her çocuğun düzeyi ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel eğitim programının olması ve konunun uzmanı tarafından bu programın uygulanmasıdır. Yani özel eğitim öğretmeni dediğimiz meslektaşlarımız var. Bu öğretmen arkadaşlarımız her kurumda bulunmuyorlar. Ama özel eğitim merkezlerinde ve özel eğitim okullarında muhakkak bu arkadaşlarımız görev almaktadırlar. Yine rehberlik ve araştırma merkezlerinde çocuğun tanılanma sürecinde de görev alıyorlar. Dolayısıyla onların desteği, onların uzmanlık alanı, onların yardım edebileceği alan olduğu için doğrudan onların desteğine başvurmakta fayda var. Bu yüzden özel eğitim merkezleri önemli. Özel eğitimde önleyici, yani sorun ortaya çıkmadan ya da sorun henüz küçükken alınabilecek önlemler yönünde müdahaleler olabilir. Tedavi etmeye yönelik müdahaleler olabilir. Dediğim gibi her sorun iyileşmiyor, ancak en iyi şekilde çocuğun gelişimini tamamlayabilecek ve ona yardımcı olabilecek sorununu azaltabilecek demek daha doğru olacaktır. Destekleyici yardım eğitim müdahaleleri, yardımcı eğitim müdahaleleri söz konusu olabilmektedir. Örneğin dil ve konuşma bozukluklarında, artikülasyon bozukluklarında düzelme kaydedilebiliyor. Dolayısıyla bu anlamda destek almak da yine faydalı olabilecek. Bu sorunu ortadan kaldırabilecek bir şey olabilir. Ancak burada sorunun derecesi de çok önemli. Yani her sorun düzelir anlamında bir şey söylemek yanlış bir umut vermek olacaktır. Burada çocuğun kendi gelişim dönemindeki aksaklıklar, arkadaşlarından ne kadar geride olduğu, bu sorunun ya kronik, yani devam eden bir sorun olup olmadığı, değişip değişemeyeceği bireye özgüdür ve ona göre değerlendirilmesi gerekir. Özel eğitimde rapor çeşitleri, bir diğer nokta şu, raporlar engelli ibaresiyle geçmekte. Özellikle sağlık kuruluşundan verilen raporda hastane, yani çocuk için engel raporu yönünde bir ifade kullanıyor.
Bu oldukça karmaşık bir konu. Aslında bu tür problemler özel eğitim, farklılık, farklılaşma gibi özel gereksinimli birey gibi bir takım ifadelerle adlandırılmaya çalışılsa da engelli ifadesi özellikle velilerin gözünü korkutan bir durum. Dolayısıyla bu sürecin gelecekte değişebileceğini düşünüyorum ben şahsen. Ama bugünkü haliyle böyle bir adlandırma konulmuş olması velilerin aklında bir soru işareti bırakıyor. Ancak özel gereksinimli birey demeyi biz tercih ediyoruz. Fakat normalden farklı olduğu ve desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Eğitsel rapor dediğimiz rapor, rehberlik ve araştırma merkezi tarafından çıkarılan ve çocuğun eğitim görmesinde katkı sağlayacak olan rapora verilen isim. Genellikle her iki raporunda geçerlilik süresi 1 yıldır. Ve her yıl çocuk tekrardan değerlendirilip ne kadar aşama kaydettiği, akranlarından yani normal gelişim gösteren bireylerden ne kadar geride olduğu, aldığı eğitimden fayda görüp görmediği her sene genellikle değerlendirilmektedir. Ve ona özgü planlamalar yapılmaktadır. RAM raporunda uygun görülen eğitime ailenin seçeceği bir özel eğitim merkezinde başlanır. Bu eğitim rapora göre haftada 2 birebir ders saatinin yanı sıra çocuğun düzeyine ve yaşına uygun çocuklarla haftada bir grup dersi olacak şeklinde de düzenlenebilir. Ailenin rolü, ailenin bu süreçte çocuğu desteklemesi, çocuğun öğrendiklerini evde düzenli tekrar etmesi için yardımcı olması, okul ve özel eğitim arasında işbirliğinin sağlanması, özel eğitimin işe yarayabilmesi ve çocuğun öğrendiği kazanımları gündelik hayata uyarlayabilmesi için en önemli kısmı oluşturmaktadır. Ailenin çocuğu yüreklendirmesi, işlevselliğini artıracak, kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve kendi kendine yeten bir birey olması için çocuğa yardımcı bir destek olması, yani o koltuk değneğinin vazifesini gerekiyorsa ailenin üstlenmesi, çocuğa yardımcı olması çok önemlidir. Ailelerin çocuğun eğitim programı ve eğitimcisini bilip tanıması, güven ilişkisi sağlayacağından özel eğitimin etkililiğini arttırmaya destek olacak bir diğer değişkendir. Burada özellikle benim özel eğitimli bireylerin ailelerinde gördüğüm önemli noktalardan biri, anneler inanılmaz ilgili. Yani annelerin rolü o kadar büyük ki çocuğundaki o değişimin, akranlarından farklılığının farkında ve çocuğun gelişmesi için adeta kendisini parçalıyor ifadesini kullanmak zannediyorum yerinde olacaktır. Bu noktada babanın rolünü ben biraz daha geride görüyorum. En azından benim okuldaki genel izlenimim bu. Yani görev yaptığım okullardaki genel izlenimim bu. Burada biraz daha babanın da bu sürece dahil olması, desteklemesi, yani çocuğun gelişimini en iyi şekilde sağlamaya yönelik, onu geliştirecek becerileri desteklemeye yönelik annenin, babanın bir karar üzerinde olması, tutarlı davranması, destekliyor olması çok önemli. Diğer türlü yük bu defa ebeveynlerden, anneden ya da babadan birinin üzerine bindiğinde süreç daha yorucu olabiliyor. O yüzden bu sürecin ailenin ortak bir gerçeği olduğunu kabullenmek, yani sorunu demiyorum, bu ailenin ortak bir gerçeği ve bununla hayatımızı devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bu gerçekte aile en iyi nasıl mücadele edebilir? Bu gerçeği çocuğun avantajına nasıl çevirebilir? Yani ona nasıl fayda sağlayabilir? Buna odaklanmak lazım. Özel eğitim kurumlarına ilişkin kaygılara değinecek olursak, özel eğitim kurumlarına dair yaygın algı, kurumlarda ağır engeli bulunan birey sayısının fazla olduğu yönündedir. Bilinenin aksine özel eğitim kurumlarında ağır engeli olan bireyler sadece azınlığı oluşturur. Çoğunlukla yaşıtlarından hafif düzeyde gelişim geriliği olan ve okula devam eden çocuklar, yani kaynaştırma öğrencileri bulunmaktadır. Özel eğitim kurumu seçiminde izlenecek en doğru yol, burasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani lütfen özel eğitim kurumlarını seçerken şunu göz önünde bulundurun. Özel eğitim önerilen ailenin birkaç farklı özel eğitim merkezini ziyaret etmesi, buralarda eğitimciler ve devam eden ailelerle görüşmeler yapması ve aklındaki soruları yerinde gözlemlemesi, oradaki süreci anlamaya çalışması, oradaki öğretmenlerin yeterliliklerini anlamaya çalışması. Yani oradaki öğretmen kaç yıldır bu sorunla çalışıyor, sizin çocuğunuza yardımcı olabilir mi? Daha önce sizin sorununuzu yaşayan
bir çocuk da çalışmış mı? Nasıl aşama kaydetmişler? Yani elbette her çocukta aynı aşama kaydedilecek diye bir kayda yok ama en azından o alanda bir tecrübesi var mı? Bunun için ne yapıyor? Bu alandan mezun mu? Yani özel eğitim öğretmeni mi yoksa farklı bir alanda mezun olup bu işi mi yapıyor? Bunların hepsi önemli. Burada yeterliliğe, yetkinliğe bakmak da çok ama çok fayda var. Bunun dışında yararlandığım kaynakları, bu sunumu hazırlarken yararlandığım kaynakları burada görebilirsiniz. Ayrıca yine videonun altında da bunları paylaşacağım. Siz de girip daha iyi bir inceleme yapabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa okul üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bununla birlikte birkaç film önerisi de bulunmak istiyorum. Özel eğitime ihtiyacı olan, yani özel gereksinimli bireyleri ele alan birkaç tane film önerisi söyleyeceğim. Bunlardan ilki Her Çocuk Özeldir ya da Yerdeki Yıldızlar adında dilimize çevrilen bir film. Burada özel eğitime ihtiyacı olan, özel öğrenme güçlüğü sorunu yaşayan, yani Türkçe, matematik gibi becerilerde gelişim geriliği olan ama müziğe, affedersiniz, resme önemli bir yeteneği olan öğrencinin hikayesi konu ediliyor. Bu iki filmde ise Rain Man ve Temple Grandin otizm tanısı olan bireylerin hayatını konu alan iki film. Otizm tanısı olan bireylerin temel özellikleri denemese de yani akranlarından gelişim geriliği olabilmekle birlikte yani çok yüksek olasılıkla akranlarından bir takım gelişim gerilikleri yaşabiliyorlar. Özellikle duygusal anlamda, duygusal beceriler konusunda normal insanlardan çok farklılar. Ama bazı alanlarda bazı otizm tanılı öğrencilerin yetenekli oldukları da karşımıza çıkmakta. Bunların da yine çocukların güçlü olduğu alanlarda desteklenmesiyle ilgili bir süreç söz konusu. Yani çocuğun yapabildiği alanlarda kendini geliştirmesine yönelik yardımcı olmak, onu bu anlamda desteklemek çok önemli. Günümüzün önemli yani popüler dizilerinden biri olan Mucize Doktor dizisinde de biliyorsunuz ki otizmli bir doktorun hikayesi anlatılmakta. Elbette oradaki doktorun aynı zamanda savant sendromu dediğimiz yani iyi derecede bir zekası, toplumdan farklılaşan iyi derecede bir zekası var. Dolayısıyla her sorun herkeste aynı şekilde gözükmüyor. Yani ileri derecede otizmi olan bireylerin bazıları ise önemli ölçüde zeka geriliği ve gelişimsel gerilik, duygusal sorunlar yaşayabilmekte. Dolayısıyla tanılar bireylere özgüdür, bozukluklar, sorunlar bireylere özgüdür. Bu bireyleri tek tek değerlendirmek ve onları en uygun eğitim açısından en uygun şekilde desteklemek faydalı olacaktır. Bir diğer film önerileri ise Forrest Gump ve Benim Adım Sam. Burada da bilişsel becerilerinde yani zihinsel becerilerinde sınırlılık olan insanların hayatını konu alan filmler görülmekte. Bu filmleri izlemenizi öneririm. Bu filmlerden çıkaracağınız dersler olabilir kendinize ya da hayatınıza katkısı olacağını düşünüyorum. Ve şunu da ifade etmek istiyorum ki son olarak toplum eksiğiyle, fazlasıyla, normaliyle ya da normalden farklılaşan özel gereksinimleri bireyleriyle bir çeşitlilik ve zenginlik içerisindedir. Bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir yeteneğimiz, bir becerimiz varsa olmayana, bir şeyi biliyorsak bilmeyene borcumuz var. Olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu vardır mantığıyla. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Faydalı olmasını diliyorum. Eğer bana sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa, dediğim gibi okul üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ya da aşağıdaki videoya yorum yapabilirsiniz. Katkı sağlamasını diliyor. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.